Size Türklerin, yani Amerika'ya gelen Türklerin kaçtığı o köyü göstereceğim. 20 bin dolara nasıl tır alırım? Bildiğiniz sıfır. Hem tır hem dorse. Tepenin üstündeki evler, şurada ışıkları parlayan evler. Hepsi Meksika. Arizona çölünden, Arizona kertenkelelerin aralarından. Şimdi askeri aracı görünce bu büyük bir ihtimal geç geç diyecek. Üzdü mü? Gazla gitsin diyor. Gaz diyoruz biz de. Alıp çıkıyorsun dedi. Bu arada pick-up'ın arkasında görüyorsunuz insanlar çırılçıplak yolculuk yapıyor burada. Çek lan. Çekiyor musun? Çekme ananı pancını çekme. Çekiyor tamam. Fırtına var dostlar. Tır duranla görüşürüz. Çekiniz bu la. Sen çekiyor mu? Vallahi kaldırıp atarım seni. Kol güçleri ve göbeklerin gücü adına bu işlemi halledeceğiz. Bizi nereye götürüyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Evet sevgili dostlar, yeni bir videoya direksiyon başında bendeniz Mehmet Uzun. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Şu anda neredeyim? Şu anda El Paso, Texas. Yani eğer güneş ışığını kaçırmadan yakalayabilirsem birazdan size Türklerin, yani Amerika'ya gelen Türklerin kaçtığı o köyü göstereceğim. Ama oraya bayağı bir yolumuz var. Muhtemelen bir süre hızlı geçiş yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu videonun bir başka bir konusu daha olacak. Yani biraz sohbet edeceğiz tabii. Öyle yükle alakalı pek fazla bir şey olur mu bilmiyorum. Çünkü yük için ayrı bir video çekeceğim. Arkamdaki yük için. Biraz ufaktan biraz sohbet edelim istedim. Katılırsanız memnun olurum. Bu arada kanala abone olursanız çok daha fazla memnun olurum. Çünkü izleyici sayısıyla abone sayısı çok, yani biri buradaysa biri burada yani. Yaklaşık 100 bin izleme alıyoruz. Ama abone sayısı o kadar yok. Eğer abone olursanız sevinirim. Bu videonun bir diğer konusu minimumda cebinizdeki paranı, nasıl söyleyeyim? Bu arada bu Amerika'da yaşayan arkadaşlar için bu videonun asıl amacı. 20 bin dolara nasıl tır alırım? Bildiğiniz sıfır. Hem tır hem dorse. Onunla alakalı bir bilgi vereceğim. Şirketinizi açıp şirket nasıl açılır? İşte tır nasıl alınır? Bunların yalnız hepsi bir süreç. Hani ben bunu şimdi burada böyle söylüyorum diye hemen yarın gidip denemeyin yani. Çünkü alamazsınız ve muhtemelen Amerika'daki arkadaşlar da bunu bilirler. Decline derler. Yani reddedilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlar, önce şirket açmadan önce CDL ehliyetinizi almanızı tavsiye ederim. Bugün hatta bana bir arkadaş Instagram'dan yazdı. CDL için tavsiye ettiğim bir okul var diye sordu bana. Ben de dedim sınava dedim İngilizce geçecek olduğum için okulun dedim bir önemi yok. Ancak fiyat araştırması yapabilirsin. Yani zahmet edip cevap verdim arkadaşa. Sonra geri dönüş yaptı bana. Ya bir soru sormuş. Yani avukat bile olsam ben onu biraz düşünmem lazım öyle. Yani konu hakkında pek fazla bir bilgim yok. Kırmadan arkadaşı rica ettim. Çünkü Malta'dan yazıyor. Yani bilemiyorum. Yani Malta'ya kadar gidiyorsun. Oralara ulaşıyorsun. Beceriyorsun o işleri. Ama CDL için okul tavsiyesi arıyorsun. Biraz garip, biraz tuhaf geldi. Hani şey bekliyordu galiba. Çünkü bu tarz sorular soran çok aşırı çok fazla var. Şunu bekliyor olabilir galiba. Hani işte Türklerin burada bir okulu var. Sınavsız mınavsız ya da ne bileyim tanıdık okullar falan var. İşte belli bir para karşılığı ehliyet alınıyor diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir soru soruyorsan bu işle alakalı hiçbir şey bilmiyorsun demek ki. Yani ona yoruyorum. Hani yanlış anlamasın, eğer o da izliyorsa hani bir küçümseme, bir nasıl söyleyeyim, herhangi bir gururunu onurunu kırmaya çalışmıyorum kimsenin. Şu şerefsizlik yapmasın şu kamera da. Her neyse dostlar, 20 bin dolara nasıl sıfırdan başlayan bir adam 20 bin dolara nasıl tır alır? Bu arada El Paso'da gece trafiği ama ben bu işi yakalayabilecek miyim bilmiyorum. Şimdi dostlar, ilk başta yapmanız Amerika'daki dostlar, onlara söylüyorum. Türkiye'den lütfen yazmayın. Çünkü öyle bir ihtimaliniz yok yani. Daha geçen hafta bir avukatla bir arka konuştum. Hani tır işi yapacaksanız yani minimumda cebinizde bir yarım ve ya da 1 milyon dolar civarında bir para olması gerekiyor. Her neyse yine uzattım. Sıfırdan başlayarak bir adam ilk önce yapması gereken şey madde 1, CDL ehliyetini cebine koyacak. Madde 2, bu CDL ehliyette en az 2 ya da 3 yıl, eğer 4 yıl olursa efsane olur, çalışacak. Hani istediği yerde, herhangi bir yerde, ama o CDL ehliyet bir experience kazanması lazım. Ne dedik buna? Birinci kural, CDL'ini alacak, experience yapacak, 2 yıl, 3 yıl bir yerde çalışacak. Bu birinci kural. İkinci kural, çalıştığı süre içerisinde eğer kredi kart debit varsa, borçları falan varsa bunları minimumda kullanacak.
olacak. Yani 10 bin dolarlık bir kredi kartınız varsa 10 bin dolarlık kredi kartının %30'unu geçmemeniz gerekiyor ki kredi skorunuz hurt olmasın. Yani ne deniyor ona? Kredi skoru var ya işte Türkiye'de de var. Yani bayağı bir zamandır 8-10 senedir diyebiliyorum. Kredi skorunuza bir zarar gelme. O şekilde davranın yani. Kendi background'ınız için söylüyorum. İşte atıyorum 10 tane de kredi kartım var. Toplamda 10 bin dolardan 300 bin dolar limit var değil mi? Bu sefer 300 bin doların %10'u yani bütün kart. Mesela benim 10 tane kredi kartım var. İşte 3 tanesinden 10 bin dolar kullanayım. 30 bin dolar değil. Hayır arkadaşlar. Her bir kredi kartından %30, %33'ü geçmeyecek şekilde harcamalarınızı yapıyorsunuz. Madde 2 dedik buna. Neyse sayılar pek takılmayalım. Madde 2 dedik. Bunun sebebi madde 1'de CDN'inizi alıp hani 2 yıl, 3 yıl bir yerde çalışacaksınız ya. Kredi skorunuzun sağlıklı bir şekilde yukarıya çıkması çok önemli. Çünkü burada her şey için bir skor var. Küçük araba mı alacaksın? Onun kredi puanlaması var. Ev mi alacaksın? Ev kredisi farklı. Cep telefonu, onun kredisi farklı. Ondan sonra genel FICO skor dedikleri bu ortalamayı tır almaya niyetlendiğinizde minimum 710 kredi skorunuzun 700 ve 710 seviyelerinde olması gerekir. Şöyle bir örnek vereyim. Max kredi skoru yani ona excellent diyorlar. 850'dir burada. CDN'iniz yok, hiçbir şeyiniz yok. İşte cebinizde de 100 bin dolar bir para var diyelim. Gittiniz tır alacaksınız. Krediye başvurdunuz. Alamazsınız. Ha alır. Sizden tırlar bugünkü güncel fiyatları söylüyorum size. Bakayım ışık kaybolmuş mu? Şu duma bulut olmasaydı daha da iyi olurdu. Birazdan yaklaştık çünkü. Bunun sebebi şu dostlar. Bugünkü günlerde yani günümüzde önceden bir tır ve bir dorse takım bir şekilde hazırlamak 180-200 bin dolar bandındaydı. Günümüzün güncel fiyatlarında şu anda sadece tırın kellesi, bak sadece şu kafa, bobtail yani. Sadece bu power unit normal standart olanlarından bahsediyorum. 200 bin dolar, 250 bin dolar. Yani bu cebinizdeki 100 bin doların CDL ehliyetiniz yok ve 2-3 yıl bir yerde çalışmamışsanız cebinizdeki 100 bin doların hiçbir güvencesi yok. Yani tır alma boyutuna girdiğimiz zaman. Galiba ışık kaybolacak ama umarım GoPro'nun gece görüşüne güveniyorum artık. Gündüz olsaydı daha farklı olurdu. Kural 3. Bu 2 ile 3'ü aynı anda yapabilirsiniz. Hatta 1-2-3 ile aynı anda yapabilirsiniz. IRS ile birlikte bir şirket açmanız. Sakın ha şirketi açar açmaz DOT ve MC numaraları almayın. Çünkü şirket açtıktan sonra ve MC DOT numarası aldıktan sonra 2 ay yani 60 gün içerisinde 60 iş günü içerisinde şirkete bir araç sokmazsanız commercial vehicle dedikleri power unit yani DOT ve MC numaranız revoke oluyor. Burada bir parantez açacağım. Revoke olunca ne oluyor? Yarın bir gün atıyorum bir sene iki sene sonra tır koydunuz diyelim şirkete. Tekrardan reactivated yapmanız lazım ya şimdi. Ama brokerlar ve işveren firmalar bu sefer şuna bakıyor. Bu arada şu karşıda görünen dağ Meksika görünüyorsa eğer. Revoke olduktan sonra tekrar reactivate ederken size işveren firma, broker işte başka firmalar olur falan. Sizin şirketinizin kredisini check ediyorlar ve geçmişinizde kampanya yani company DOT ve MC number'ın revoke olduğu görünüyor. Sicile işliyor. Hiç iyi bir durum değil bunun olması. Adam sebebiyle ilgilenmiyor ya da firma sebebiyle ilgilenmiyor. Sadece revoke olduğu orada yazdığı için siz güvenilmez bir firma oluyorsunuz. O firmanın gözünde yani birçok firmanın gözünde yük alamıyoruz. Dediğim gibi CDL alınıyor. 5-600 dolar bir parayla hatta bunu yapan kişinin de bir el hakkı bir el emeği falan oluyor. Bunun beraber IRS'de olan yani Employer Identification Number neyi söyleyemedim. EIN Number. Identification evet. Ne dedik ona? Employer Identification Number. EIN kısaltılışı. Bunu alıyorsunuz. Vay be buraya PNC Bank açılmış. Zamanında bu Wells Fargo'ydu. Bak Wells Fargo buraya gelmiş. Şu tepesinde bir PNC yazan banka aslında şeydi. Wow, bayağı bir gelişmiş. Şaşırdım. Şirketinizi açıyorsunuz. Yine konuya gelelim. Daldan dala atladık yani. Çünkü uzun zamandır gelmiyorum bu yollardan. Ve de dördüncü olarak 2-3 sene sonra artık hazırsınız. Debit yapmamışsınız kendinize. Tüh ışığı kaçırdık yani. Karşıda gördüğünüz ışıklı alanlar, cıvıl cıvıl edenler. Şu anda ben sınır hattında, sınır boyunda gidiyorum. Orası Meksika arkadaşlar. Artık kendinizi hazır hissediyorsunuz.
ediyorsunuz ve gidiyorsunuz bir dealer'a, yani truck, semi truck satan bir dealer'a gidiyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. First time truck buyer olacağınız için yine minimumda sizden o anki kredi skorunuzun durumuna göre tekrardan belki %5 ya da %10. Eğer debitiniz fazlaysa, yani kişisel kredi kartlarınız limitlerinizi biraz fazlaysa, bu rakam %25, %30, %40'lara kadar down payment, yani buralara kadar çıkıyor. Yani bu işin fıtratı bu. Bu şekilde yürüyor. Bir tır ve bir Dorse günümüz şartlarında, mesela Frigo Dorse ve bir tane tır alacak diyelim, yaklaşık 350 bin dolar civarında bir para harcamak durumunda kalıyorsunuz. Yani bunu da size bu şekilde bilgisini geçmiş olayım. Yani videoyu başa sardırırsanız, ben tekrar düştüğüm zaman bu sefer tepkiler geliyor. Hani çok tekrar ediyorsun diye. Hani böyle de olsun istemiyorum. Sizi bu şekilde bilgilendirmek isterim. 20 bin dolara tır alırken bu 20 bin doları peki neye vereceksiniz? Bu az önce anlatmış olduklarımı harfiyen uygularsa muhtemelen %5, belki de 0 down payment'le tır alacaksınız. Biz %5 verdiğinizi kabul edelim. Tırın kafası için yani 200 bin dolarsa %5'i 10 bin dolar bir para yapar. 10 bin doları önce veriyorsunuz, sonra tırınızı kredide okeylendikten sonra alıyorsunuz. Ha, bunlar afaki, yalnız bunu konuşuyorum ama hani dediğimi yaparsanız %100, maksimum %5, hatta 0 down'la da alma şansınız var. Çünkü kredinizi sağlam tuttunuz. Yani oraya kadar sağlam geldi. First time'da olsanız fark etmez. İkinci ve en önemli altın tiyoyu söylüyorum size. Tırınızı alırken çalışmış olduğunuz dealer, ve dealer'dan bahsettiğim zaten tır satan firmalar, bu adamlara ben multi approval istiyorum, hangi banka daha ucuz faiz verirse bana onunla çalışacağım diyeceksiniz. Bu cepte. Tamam diyor sana, multi approval'u alıyor birkaç tane bankadan. Şimdi birisini tır için kullan. Geride iki tane daha var. Ya da bir tane daha var. Diyelim iki banka sizi onayladı. Onu da en yüksek faize hangisi veriyorsa onunla gidin dorsenizi alın. Eğer işte 50 bin dolara, 60 bin dolara bir dorse bulursanız, %5 de ona verseniz mesela 2500-3000 dolar civarında bir rakama tekabül eder bu. Ne oldu? Cepte 12.500 dolar gibi bir para. Bu aracı tabii başvurunuzu yap, araç onayı aldı ve araç ellerinde var ve araç 2 ay içerisinde sizin elinize geçecek. Böyle gidiyor mevzu. Eğer böyleyse hemen MC ve DOT numaranızı açın. MC ve DOT numaranızı açtıktan sonra insurance açacaksınız. Insurance, sigorta. Sigortanızı açtıktan sonra artık o 60 günlük süre, yani 2 aylık, yani 60 iş günü içerisinde olan süre, artık saat geriye doğru TikTok başlıyor. 2 ay içerisinde arabanızı, almış olduğunuz arabanın VIN numarasını ve sigorta bilgilerini firmanıza eklemeniz gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra ne vardı sırada? Şimdi bir tane daha araba gelecek ya, sıralamayı düşünüyorum. 2290 diye bir Highway Heavy Use Tax var. Onun da adresini buradan söyleyeyim. Aşağı yazar bilmem. ExpressTruckTax.com. ExpressTruckTax.com. Bu adrese giriyorsunuz. Bir hesap açıyorsunuz. 2290 dedikleri 550 dolarlık yıllık bu formu ödüyorsunuz. Ne yaptı? 13.050 dolar. Sigortayı da açtırırken bir %10 down payment de onlar istedi diyelim. Ne yaptı? 25 bin dolar olarak kabul edersek, driver record'unuzun temiz olduğunu düşünerekten ben bunu böyle söylüyorum. Yani pointiniz falan yoksa ve 20-25 bin dolardan kapıyı açtıklarını düşünürsek, %10 down payment de ona verdiniz. Ne yaptı? 16 bin dolar. Geriye kaldı 4 bin dolarınız. Bu 4 bin dolarla, 4 bin doların işte 2000-2500 dolar bir rakamını evrak işlerine, tırı registration'a, trailer registration, ifta, bunlara harcıyorsunuz. O 550'yi de buraya katarsak o 2500 3'e çıkıyor. Ve o yani ufak tefek paralarla 20 bin doları buluyor. İşte ne bileyim, arada bir 1000 dolar kalıyor. Onunla işte ne bileyim açık kasa alacaksınızdır. Zincir, işte branda, Spanzet, onlara falan gider, böyle lastiklere falan var. Bu tarz şeylere yok ama eksik olan tek şey burada. Şimdi bu arabayı aldınız, bu kadar masrafı ettiniz. Bu kadar masrafı ettikten sonra ne yapacaksınız? Arabaya mazot lazım. Onu unuttum. 2500 dolarda mesela ülkenin en başından en sonuna gideceksiniz ya. Şöyle ışığımızı da yakalım. Ülkenin en başından en sonuna gideceksiniz. Yaklaşık bir 2000-2500 dolar bir paraya, mazot parası. Bakın arkadaşlar, şu karşı taraf, kamerayı da şöyle azıcık gevşeteyim ha. Şu karşı taraf ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Işıkların yandığı yer.
Meksika. O arada küçük bir dere var. Görünüyordur inşallah. O dereden kaçarak, yürüyerek Meksika sınırından Amerika'ya giriliyor. Hemen şu karşı taraf köy. Yani şurada bir köprü var. Onun üstüne çıkıp da şu karşıki evlere bağırdığınızda onlar sizi duyuyorlar. Bakın şu köprünün altında görünen, orada arada küçük bir dere var. Bakın hemen sınır hattı. Umarım montajda onu ayıklayabiliriz. Orayı da görüyorsunuz. Bak şu karşıda bir tane beyaz bir minibüs var ya, işte. O minibüsün olduğu yer Meksika. Şu karşıki tepenin üstündeki evler, şurada ışıkları parlayan evler, hepsi Meksika. Umarım görmüşsünüzdür. Mazot parasını unuttuk demiştim. Mazot parasını da artık kredi kartı varsa cebinizde o saatten sonra yardırın yani. Ne lazımsa o kredi kartına. Ama ikinci, üçüncü tırı almaya yakın. Eğer böyle bir niyetiniz de olursa, tırları alıp sayısını çoğaltacaksanız, bu sefer şirketinizin en az bir 2 yıl yaşlanmış olması lazım. MC ve DOT numarasıyla beraber ve banka hesabınıza bir girdi çıktı olması lazım dostlar. Onun da bilgisini vereyim sizlere ki ikinci tırı alırken hepten sıfır faiz alabilirsiniz. Kredi skorunuzu 750'lerde, 800'lerde tutabildiğiniz kadar yukarıda tutun ve bu sadece ve sadece sağlıklı bir kredi geçmişiyle yapabilirsiniz. Sağlıklı bir iş experience'ıyla yapabilirsiniz. Bununla alakalı da böyle bir mevzuattan bahsetmiş olayım sizlere. Bu işler burada böyle dönüyor. Ben bu bilgileri hiç kimseden alamadım. Yani bu video aslında genelinize, soruyu soranlara, herkese gelsin. Umarım hani tekrara düşmez. Çünkü sorulan sorular. Belki kafanızda başka sorular vardı. Onlar için de videolar yapabilirim ama bunun içerisinde sizin videoların altına yorum yapmanız gerekiyor ki ben yorumların birçoğunu okuyorum arkadaşlar. Yani çünkü orası artık benim video konu kaynağım. Bu tarz konularda bu şekilde değinebiliyorum. İşte bizde hani Türk kafası ya. İşte ben Türkiye'deyim. Ben nasıl yaparım? Sen yapamazsın çünkü burada değilsin. Öncelik burada olmak. Bu az önce anlattığım bütün kurallar buradayız. Yasalsanız green card ya da çalışma izni ya da vatandaşsanız bu arkadaşlarla alakalı, bu arkadaşlarla ilgili şeyler. Çünkü hiç unutmam, ben geçmişte daha sosyal medya falan girmemişken anlatıyordum. Yani insanlara 2 saat, 3 saat sorular bitmiyor. Ve hali hazırda kimseye de çok yetişemiyorsunuz. Yani her soruya yetişemiyorsunuz. Hani sorular kısa olursa bir nebze yetişmeye çalışıyorum. Ama şimdi adam döşemiş yani, bildiğin ansiklopedi yazmış, sormuş. Yetişemem ki. Hani okumaya öğrenirim yani, öyle söyleyeyim sana. Okumaya öğrenirim yani, kısa ve öz olursa sevinirim. Siz de bilgilenmiş olursunuz eğer bir konuysa. Öyle. Şimdilik böyle geçsin bakalım diyoruz ve yarın ne yapayım, bu videonun içerisine ekleyeyim bunu. Zaten El Paso'yu gösterdik, şu an hala El Paso'dayım. Yarın o zaman bu videonun ilerleyen dakikaları için arkamdaki cengaverin, eğer kabul etmemişlerse kontrol etmedim, arkamdaki cengaverin videosunu içine girip çekeyim sizlere. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben çünkü ne kadar, bir saat sonra falan duracağım. Havada karardığı için görüntü de çok fazla iyi olmuyor. Yarın sabah New Mexico'dan tekrardan turumuzun geri kalan kısmını tamamlamak üzere şimdilik hepinize bay bay diyorum. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar, Arizona çölünden, Arizona kertenkelelerin aralarından böyle hepinize selamlar. Tekrardan videonun ilerleyen bölümleri demiştik. Sabahtan hani az önce, şimdi Kaliforniya'ya gireceğiz. Bir saniye şunun püskürü düşmesin. Kaliforniya biliyorsunuz, burası 10 numara. Halen daha 10 numaranın üzerindeyim. Houston Texas'tan biridir. Pardon, Beaumont Texas'tan biridir. 10 numaranın üzerindeyim dostlar. Şimdi tabi buraya girerken artık sizler de ezberlediniz. Bu arada cam hala temiz. 1-2 saat önce tır durağında mazot alırken camı falan yıkadım. Şu taraflar pek fazla yıkamadım çünkü aşağıya, yani araba kirli şu anda. Yani aynaları falan da silmedim. Arabanın dışı kirli olduğu zaman burayı yıkadığında ya aşağı kapıyı falan da yıkayacaksın. Aşağı KT'ye de yıkayacaksın. Pompa da bunu yapmaya müsait değil. Geri dönüş yüklerimiz var. Geri dönüş yüklerini aldıktan sonra Maria teyzenin oraya bir uğrayacağız. Oradaki yıkamacıya. Orada belki Bakersfield'a gideceğim. Bakersfield'ın orada, daha doğrusu oradan geçeceğim. Orada da belki yıkama yeri bulursam, ki vardır illaki, orada da yıkatabilirim. Belli olmaz. Bu arada görünüyor mu bilmiyorum. Şurada bir tane tripod var. Bizim Gökhan başımın etini yemiş de abi, şuraya bir kamera koy, şöyle çeksin, böyle çeksin falan. Gökhancığım, formülü bulduk bak. Tripod burada. Gel la buraya. Tripod burada. Bunu aşağıda, şuradan bir zımbırtısı var. Dumbbell'la beraber sabitleyeceğim aşağıya, bakalım. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz
tabela diyor ki bakalım, evet çekiyor. Inspection Station. Inspection Station mı yazıyordu veya tam görmedim. Her neyse. Şuraya bir kamera koyacağız. Böyle çeksin. Tam bizim Gökhan'ın istediği gibi olur. Gökhan da kim bu arada? Gökhan benim videolarımı editleyen kardeş. Hatta az önce bir tane fragman gönderdi. Gülmekten araba süremedim ya. Yine yapmış, coşturmuş bir şeyler. Sağ ol. Bu arada video işlerinde Gökhan'la çalışıyoruz. Sağ olsun. Yardımcı oluyor bana kardeşim. Çünkü ben vakit bulamıyorum. Geçtiğimiz ay haftada iki tane video yayınladık. Hani o videoları çek falan at. Bir kısmı Türkiye'deydi. Orada da çekmiştim. Yani canım çıktı yani. Evet. Duyduğunuz üzere Kaliforniya eyaletine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Şimdi askeri aracı görünce bu büyük bir ihtimal geç geç diyecek. Burası Tarım Bakanlığı'nın, bu hani böcük vardı ya, böcük Kara Fatma. Onun yüzünden böyle günlerim haftalarım gitmişti. Burası orası değil, burası Ayten üzerinde. Kaliforniya'ya her girişte bu istasyonlar var. Tarım Bakanlığı'na ait. Yükünüz nedir onu kontrol ediyorlar. İşte şu Bill of Lading denilen irsaliye diyelim. Sizde öyle söyleniyor galiba. Bunları kontrol ediyorlar. Fotokopisini alıyorlar falan filan. Bunun peşinden de bir tane weigh station olması lazım. Gerçi o 8 numaraydı. Bununki bayağı ileride. Evet. Araç askeri olunca kağıt, kürek hiçbir şey sormuyor. Raga Oktay gibi üzdü mü gazla gitsin diyor. Gazlıyoruz biz de. Tabii Kaliforniya'ya girilmenin dezavantajları. Şu anda tır durağına 193 mil, yaklaşık 320-330 kilometre, 350 kilometre yolum var. Kalan yolu 80 ile gideceğiz artık. Buraya kadar 110-120 geldik. Bundan sonraki yolu 80 ile gideceğiz. Yani mil olarak hız limiti 55 ile beraber gidiyoruz dostlar. Officially Kaliforniya eyaletine girmiş bulunmaktayız. An itibariyle akşam saat 4'ü 20 geçeye doğru koşuyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Akşam gündüz vakti yakalarsam tır durağını orayı da bir çekeriz, gösteririz artık. Bakalım, şimdilik bu kadar dostlar. Ben sizi yolla azıcık baş başa bırakayım. Ha bu arada Pacific Time Zone'a da girdik. Şuradan da görebilirsiniz saatin kaç olduğunu. Bu evdeki saat. Yani şu an Pensilvanya'da saat 7'yi çeyrek geçiyor. 7:20 geçiyor. Ben 3 saat daha gerideyim evimden. Gece saat orada 12 olduğunda burada akşam saat 9 oluyor. Dolayısıyla Türkiye ile aramdaki saat farkı da 10 saate çıkıyor. Normalde evin oradayken anne babam aradığında sabahın böyle mesela, onlar düşünüyorlar ki 9 gibi ararız biz bunu diyorlar, ama halbuki bizim burada saat, yani eğer bu yakasındaysam ülkenin, bizim burada saat 3 saat daha geride oluyor. Sabahın köründe arıyorlar. Onlar da bir türlü alışamadılar saat zaman farkına, çünkü sürekli seyahat ettiğim için o an nerede olduğumu her zaman bilemiyorlar dostlar. Neyse, tır durağında görüşürüz diyorum. Aa, weigh station dedi. Görüşmeyelim tır durağında. Şu weigh station'da geçelim bakalım onlar ne diyecek. Velhasıl öyle. Ya dün akşam bir de anlattım mı size bilmiyorum. Kanım dondu yani. Ben Texas'ta hayatımda o kadar polisi bir arada görmemiştim. Bu Texas'ta Rupp Elementary School var. Uvalde diye bir yer. Uvalde. Oranın yaklaşık 1 saat uzağından geçtim. Burası neresiydi? Bir önceki videoda size söyledim. 18 tane küçücük çocuğun, ilkokula giden 18 tane küçücük çocuğun öldürüldüğü okulun olduğu yer. Ve oranın sapağına yani bir exit numarası var. Zaten işaret de veriyordu. Geceye denk geldiği için çekemedim. Yani çeksem de bir şey görünmeyecekti. Oranın, yani oradan geçtiğim bölümlerde böyle yani tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok kötü oldum. Yani daha önce o şehirde bulundum. Sevimli bir kasaba, güzel bir yer, sessiz sakin, insanların, yani nasıl oluyor da bu böyle oluyor? Bu kadar insan, yani bir çocuk yüzünden, bir piç yüzünden öldürüldü ya. İşte 3 tane yetişkin, 18 tane çocuk. Çıkmış bir de dün annesi, çocuğumun sebepleri vardı, lütfen onu yargılamayın diye açıklama yapıyor. Ya karının suratını görseniz zaten sen ancak katil doğurursun dersin ya. Ya devlette de var. Yani insanlarda suç yok sadece. Geçenlerde bir gun shop'a gittim silah almaya. Bizim Türkiye'den gelen ve burada yok satan bir silah var. Canik. Canik almak için. Canik yok ellerinde. Adama diyorum ki mesela bu silah diyorum ben almak için ne yapmam lazım? Benden ne belgesi istiyorsun? Hiçbir şey dedi. Nasıl hiçbir şey dedim? Hiçbir şey dedi. Bura vatandaşı olman yetiyor. Bir. İkincisi dedi, silahın parasını ödemeden önce GBT'ne bakıyoruz. Yarım saat sürüyor falan dedi bazen. Eğer GBT'ye geçersen silahın parasını ödüyorsun, alıp çıkıyorsun dedi.
Bu arada pick-up'ın arkasında görüyorsunuz insanlar çırılçıplak yolculuk yapıyor burada. Herhalde lastiği falan patladı arkadaki kayın. Her neyse mevzu bu arkadaşlar. Yani o kadar basit ki, hele dediğim gibi Instagram'dan takip edenler görmüştür belki o storyleri. AK-47'ler var. Kullanılmış var. Sıfırı var. Kullanılmışı 170-180 dolar. Kullanılmışı desen 300-350 dolar, 400 dolar. Onun da bir iki çeşidi var kafasına göre. Taramalı tüfekler var, pompalılar var. Yani en kral 1500-1600 dolar alırsın. Bir insanın 2 hafta boyunca hiçbir şey yemeden, hiçbir masraf etmeden minimum wage dedikleri askeri ücreti alarak, burada ücretler haftalı ödeniyor. O paraları alarak 2 haftada sahibi olabilecek bir silah. O otomatikler, yarı otomatikler, el silahları, ne bileyim magnumlar, ne istersen. Bir tek şeyi alamıyor. Susturucu. Bak, silahı satıyor, susturucuyu vermiyor. Bir tek susturucuyu alamıyorsun. Bir de sniper alamıyorsun. Hani onları aslında alabiliyorsun da özel bir teste tabi tutuluyorsun. O şekilde alıyorsun. Başka türlü onu da alamıyorsun. Neyse. Bakalım Wake Station'a da yaklaştık. Wake Station'da ne diyecekler bize, bakalım. Bu arada 55 dedik ya, bütün yakayı komple aşağı yukarı bir 4000-4500 kilometre 110-120 ile geldim. Şimdi buraya geldik, henüz alışamadım bak. Neyse, şuraya cruise'a koyalım, böyle gitsin araba kendi kendine. Bakalım Wake Station'da bizi neler bekliyor, bize neler diyecekler, nerelere götürecekler. Evren olmuş. Bunların da billboardları biraz tuhaf ya. Şu billboard'a bak. Maymundan insan olmuş diyor. Olmuştur yani, inanırım. Bu saatten sonra her şeye inanırım. Şurada bir cıngır diyen bir şey var. Cıngırda mı lan? Bakın, bir tane Frigodors'a gidiyor. Target diye süpermarketlere ait. İşte buralar Kaliforniya, zaten tarımıyla meşhurdur. Girer girmez sağ, sol, her taraf. Az önce Arizona'yı gördünüz. Yani şöyle yeşillik, tarla bile yoktu. Bunlar ne acaba, merak ettim ha. Ya ottur ya başka bir şey. Her neyse. Neyse ne. Variant Truck US Express. Oğlum Wake Station'a, ben Wake Station'a 10 mil ayarlamıştım da, doğru ya. Buradan bir yerden de bir arayol var, oradan Death Valley'e gidiyor, Ölüm Vadisi. Yeryüzünde kaydet en fazla sıcaklığın yaklaşık 50-55 dereceleri görmüş bir, yani sıcaklığın 50-55 dereceleri görmüş olduğu bir yer. Enteresan bir yer. Bu arada Los Angeles tabelasını gördük. Los Angeles'a 219 mil ama benim gidecek olduğum tır durağına da ne kadar, 185 mil var. Bir şey pat put etti ama. Evet dostlar, yavaş yavaş bu dakikaların sonuna geliyoruz. Kantarı ufaktan göreceğiz. Ne kadar kaldı bu kantara ya? Ana, İlker geçmiş la beni. Ya da geçişmişim. Welcome to California'yı. Bak, İlker mesaj aramış, önce mesaj atmış sonra. İlker'cim kendine haydi bayde. Bir de bebişim yazmış ya. Ayıp ayıp. Neyse, şu bölümü bitireyim de şeye bakacaktım, ne kadar var kantara. Kaliforniya kantaranı da görün canım. Allah Allah. Ne diyor burada? Westbound Blight. Blight Wake Station. Bu kapalıysa diğeri açıktır. Çünkü kapalı yazıyor. Bakalım. Nerede bu Wake Station? Evet. İleride bir Wake Station daha var. O da yaklaşık, bakacağım şimdi ne kadar uzaklıkta. Desert Hill Westbound. Bu açık. Bir açık bir kapalı. Öyle gösteriyor. Neyse dostlar, bu Wake Station kapalıymış. Bir sonrakinde açarız tekrardan. Birazdan görüşürüz. Hadi bye. Evet dostlar, Coachella'dayız. Coachella müzik festivalinin yapıldığı yerler burası. Coachella. Bak, fırtınanın içinde kaldık. Anam da vay. Bak. Şuraya bak. Rezalet. Göz gözü görmüyordu. Bir çöl fırtınası içerisinde bir Türk mahsur kalmıştı. Hikayenin sonu bombok bir yere gidiyor. Bak, solumdan bir adet step back. Jix bir Kenworth'u var bak. Hey de. Çekici götürüyor. Az önce bir fırtınanın içerisine girdim var ya. Yani yok. Bak, bir tanesi de önümde fren yapıyor. Bu kamyon uçacağım diye korkuyor. Gidemiyor. Kesin Çinlidir ha. Bak. Bakayım. Aynen Çinli ha. Şimdi böyle burunsuz arabaları bir tek onlar kullanıyor. Felaket ya. Şu anda çölün ortasındayız. Karşı tarafta evler var. Onlar bile belli olmuyor. Çekiyor mu lan bu kamera? Çek lan. Çekiyor musun? Çekme. Ananı bacını çekme. Çekiyor. Tamam. Fırtına var dostlar. Tır durağında görüşürüz.
Sevgili dostlar, az önce size dedim ki içeri geçeyim de dedim, tıra dedim. Size dedim exit numarası bir bilgilendirme falan yaparım dedim şu yan taraftaki restoran için. Ama bu 101 numaralı yol, buranın şeyi yok. Exit numarası yok, çıkış numarası otobandan. Şimdi burayı şimdi size kamerada gösterebildiğim kadar şöyle göstereceğim. Şurayı bir sileyim azıcık da. Arabam çok iğrenç şu anda ya. Şimdi askeri alana gideceğiz. Orası da hep toz, toprak, çamur. Onun için yıkatmadım yani. Şimdi gözlüğü takalım. Tamam. Azıcık bir şey görmeye başladım. Buranın bir exit numarası yok. Yol üzerinde Paso Robles'ı geçtikten sonraki sol taraftaki ilk tır durağı. Sinclair. Zaten şurada San Paso Truck Stop diye de yazıyor. San Paso. Unutmayın. Paso. Paso işte. Şimdi benim gidecek olduğum askeriyenin de çekiyorsunuz mu la? Sen çekiyor mu? Vallahi kaldırıp atarım seni burada. İşte gördüğünüz gibi Türkiye'deki sistem gibi biraz daha yol içerisinde exit numarası yok. Artık gez göz arpacık buraya geldiğiniz zaman o restoranı tavsiye ederim. Yemekleri güzeldir. Steak yerseniz çok fazla tavsiye etmem ama onun dışında çorbası, kahvaltılıkları, ne bileyim bu tarz şeyleri güzel. Fena değil. Şuraya bir trafik ışığı yapsanız ölür müydünüz ya? Sabah sabah öksürük tuttu sıcak kahve içince. Evet, geçtik buradan, gidiyoruz. Benim çıkacak olduğum çıkış içinde, yani buranın çıkışı yok. Şimdi benim gidecek olduğum askerlerim var galiba. Çünkü kağıt üzerinde exit 244 yazıyor. Yani birazdan vereceğiz coşkuyu arkadaki koca olana. Bugün çok yoğunum. Ayarı verdikten sonra koca olana, yani bu sırtımdaki deveyi indirdikten sonra önce Bakersfield'a gideceğim. Buradan yaklaşık bir 2 saat, buradan yaklaşık 2 saatlik bir yol. Oradan da Los Angeles'a ineceğim. O da oradan bir 2 saatlik yol. Ve alacak olduğum 2 tane yük var. İkisi de Branda. Artık kol güçleri ve göbeklerin gücü adına bu işlemi halledeceğiz. Buraya da bir tripod koydum. Maksat görüntü olsun. Ama güzel, işime de yarıyor yani dışarıda falan. Özellikle o brandalı yükleri alırken orada güzel bir çekim işine yarayacak. Bunun altına bir tane power bank koyup bir tarafına artık sıkıştıracağım. Orada tripod görevi görüp beni çekecek, orada güzel olur yani. Sıkıntı olmaz. Exit 244. Bakalım neredeymiş. Ne kadar ya. Bu aralar buralarda zaten genelde Amerikan askeriyelerinin eğitim yaptığı alanlar. Bu 101 aşağıdan yukarı uzanan tarihi bir yoldur arkadaşlar. Route 101 ya da işte Amerika'daki 101 numaralı yol diye yazarsanız eğer şey görürsünüz kesinlikle. Bu yolun tarihçesini, ne zaman yapıldığını, bununla alakalı belgeseller var. Türkçe'de var. Her türlü görürsünüz. San Marcos Road. Buralar hep zamanında Meksikalıların olduğu için isimler de oradan kalma. Evet, şurada bir çıkış var. Ne diyor bu çıkış için? Exit 239A. Mission Street. Bak, Mission'dan bile anlarsın. Oyun oynarken Mission is completed diye bir anons geçer ya böyle. Ben şimdi eski zaman adamıyım teknolojide. Bizim zamanımızda High Life vardı. Half-Life mı? High Life mı? Öyle bir şey. Bir de Counter Strike vardı. Bunların hala var mı bilmiyorum. En son 17-18 sene, belki 20 sene de olmuştur. Türkiye'de oynamıştım bu oyunu. Burada hiç oynamadım. Çalışmaktan fırsatımız olmadı hiçbir şeye. Artık bundan sonra benim oğlan, kız bunlar oynarken artık orada görürüm gibime geliyor, daha ne diyeyim. Exit 239A. Biz Exit 244'ü arıyoruz. Bak, hep küçük küçük kasabalarda minik minik evler Meksikalılara ait. 239B diyor 10. caddede. Bakalım. İşte onu anlatıyordum. Bu 101 numara ta aşağıdan başlar Los Angeles'ın orada. Washington State'e kadar gider dostlar. Washington State. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık bir 3000 kilometre civarında, belki daha fazla bir yol. Çünkü engebeleri var, dönemeçleri var, şehirlerin içine girdisi çıktısı var. Tıpkı Türkiye'deki yolların aynısı. Zaman zaman şehir içlerine giriyor bu yol, şu üzerinde bulunduğum yol. Zaman zaman girmiyor. İşte bu 101 Amerikan haritasını karşınıza alın. Los Angeles'tan Seattle'a bir cetvel. Bu cetvelin Pasifik Okyanusu tarafında kalan, yani haritaya baktığınızda sol tarafa kalan kısmı Pasifik Okyanusu'dur. Zaman zaman Pasifik Okyanusu'nu da görüyor bu. Özellikle Los Angeles, San Francisco'dan sonraki bir kısım. Özellikle de Oregon'da görmüyor. Washington'da görüyor gibi sanki. Tam emin değilim ama bu kısımlarda genelde askeri tatbikatlar yapılan yerler arkadaşlar. Öyle gösterelim. Exit 244. Bak, sağ tarafta kocaman bir depo var. Bir şirket daha doğrusu. Bu ne iş görüyor burada? Vallahi bilmiyorum ha. Sizin abiniz olur orada.
Bak, havuz mavuz var. Enteresan. Neyse, nerede bu 244 ya? Bunu bu kadar uzağa yapmak zorunda mıydınız ya? Allah Allah. Şuraya bak. Bu video o kadar günlerce önceden başladım ki videonun geçmişinde nelerden bahsettim tam hatırlayamıyorum bile. Bu arada arkada askılıkları sağlam almamışım. Cıngır cıngır oynuyor bak. Ne yazıyor burada? Exit 241. Ben Exit 244'ten çıkacağım. Exit 244. Bu arada bu yolu izni değil. Yüküm de legal sınırlar içerisinde dostlar. Bir sıkıntı yok yani. Herhangi bir sıkıntı. Buna bakmamın sebebi şu anda exit numarası var. Onu görmek için. Exit 244 on 101. Evet arkadaşlar, kimliğimizi gösterdik, içeri girdik. Şimdi bizim yükümüzü indirecek olan escort aracı takibe giriyoruz şu anda. Perfect. I'll pull up a little bit more. Ablacığım hadi işte ya, Allah Allah. Geliyorlar. Hadi canım benim, hadi canım benim. Eleman dönsün, ben döneyim. Bizi nereye götürüyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Git! Nereye gidiyorsun? Sese bak, ananı avradın. Sese bak, gıyını kalkmışım. Bak şimdi Tıra diyor ki, mal. Gir diyor, şu çocuğun arkasını takip et diyor. Kapıyı ardına kadar açmış. Hırdo. Hey Allah'ım. Ama öbür iki eleman bana ayar oldu. Ben şimdi gidince diyeceğim ki, sıra sizin kardeşim. Çünkü öbür ikisi benden önce oradalardı. Şimdi diyeceğim ki aman tanrım. E bunlar niye öyle girdi ki ya? Ya kadın ne dediğin belli değil ya. Bir buraya sokuyorsun bizi. Hayretmiş ya. Lastiği taş keserse var ya ben de seni keserim ha. IQ'm mu? Aşın şu beyaz tırın döndüğü yerden döndük geldik. Gir işte sen de oraya, ben de şuraya gireyim. Hepimizi beraber boşaltsınlar. Değil mi? Azıcık daha düzlüyoruz. Tamam. Sevgili arkadaşlarım, buranın içerisinde dışarıda en azından elimde kamerayla dolaşabileceğimi zannetmiyorum. Bilmiyorum videoyu bitirir miyim ya da yola çıkınca az daha muhabbet eder miyiz? Ama birazdan görüşeceğimiz kesin.